Bu defa batıya sürüyorum. Ege'nin engin denizi, büyüleyici doğası ve zengin tarihiyle donatılmış bir manzara beni bekliyor. Tekirdağ'dan başlayan bu serüvendeki karizmatik yol arkadaşım BMW Aron 8 Roktane. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla üzerinden son durağım Datça'ya ulaşacağım. Marmara Denizi'nin kıyısındaki sakin sayfiye beldelerinden geçerek ilerliyorum. Güneş altında kavrulan otlar, dans eden zeytin ağaçları, yazlık evler ve elbette ki Marmara Denizi bu muhteşem manzaranın ana hatlarını oluşturuyor. Bir zamanlar İstanbul'un yazlık kafilelerinin gözdesi olan Şarköy'den geçerek Çanakkale'ye doğru ilerliyorum. Bolayır'da ufak bir mola verdikten sonra yola devam ediyorum. Önümde Türk tarihinin en şanlı ve gurur verici muharebelerinin yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası var. Öğle yemeği için mola verdiğimiz Gelibolu, tarihimizin önemli denizcilerinden Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı seyir kılavuzunu tamamladığı yer. Piri Reis'in Gelibolulu olduğunu iddia eden kaynaklar olduğu için Gelibolu Kalesi'nde Piri Reis Müzesi yer alıyor. Haritaların gezginler için ne kadar önemli olduğunu düşünerek Piri Reis'e olan saygımı sunuyorum. Müzeyi gezdikten ve Gelibolu'nun tarihi kokan sokaklarını keşfettikten sonra yolculuğumu tarihi Yarımada'nın güneyine doğru sürdürüyorum. Uçmakdere virajlarında başladım ve ardından Şarköy, Bolayır ve Gelibolu üzerinden tarihi Yarımada'ya ulaştım. Aslında niyetim buraya öğlen saatlerinde ulaşıp burayı güzelce gezmekti. Fakat yollar o kadar iyiydi ki tam bir motorcu rotasıydı. Dolayısıyla ben de 2 saat veya 3 saatte alacağım rotayı 5-6 saatte geçmiş bulundum. Tarihi Yarımada'ya gelip şöyle gezmek için niyetlenip şöyle Kilitbayır'dan geçerken bir yazı beni durdurdu. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Bu yazı beni çok etkiledi ve de buraya daha fazla zaman ayırmam gerektiğini düşündüm. Ve de bu akşam burada kalmaya karar verdim. Yarın gün doğumuyla beraber Yarımada'yı doyasıya gezeceğim. Şimdi Alçıtepe'ye geldim. Alçıtepe, Çanakkale Savaşı için oldukça stratejik bir nokta. Buradan baktığınızda Yarımada'daki her şeyi görebiliyorsunuz. Hemen arkamda Çanakkale Deniz Savaşı'nın cereyan ettiği Boğaz. Onun arkasında hemen Anıt. Kara Savaşları'nın geçtiği tüm mevziler. Onun arkasında buradan Gökçeada'yı ve Bozcaada'yı da görebiliyorsunuz. Ayrıca Yarımada'nın en güzel gün batımı seyir noktalarından da bir tanesi. Günü burada batırdığımıza göre yarın sabah uyandığımda tarihi Yarımada'nın tüm önemli noktalarını beraberce dolaşacağız. Sabah tarihi Yarımada'da uyandım. Hemen arka caddeden bir fırından simidimi, ezine peynirimi aldım. Ve de çok güzel bir noktada bir kahveye oturdum. Çayımı içip kahvaltımı yapacağım. Burada kalmakla gerçekten çok doğru bir karar verdiğimi sabah uyanıp şöyle motorla tarihi Yarımada'yı şöyle bir dolaşınca anladım. Çünkü gerçekten insan burada dolaştıkça hem ruhen doyuyor
hem de muhteşem bir coğrafyası ve yollara sahip. Bugüne kadar Yarımada'ya işte biliyorsunuz motosiklet kortejleri yapılıyor. Onlarla beraber defalarca gelmeye çalıştım ama çok kalabalık olduğu için hep yarı yolda bırakıp evime dönmüştüm. Fakat her işte bir hayır vardır derler ya, işte bugün bomboş. Mevsim olarak da şu an Eylül ayının sonundayız. Her yer çok tenha ve asıl doğru gezme zamanının bu olduğunu anladım. Ve de bugün doyasıya buraları gezmeye çalışacağız. Fakat burada bugün Gelibolu Maratonu varmış. Gelibolu Maratonu olduğu için de bazı yollar kapalı. Gezebildiğimiz, girebildiğimiz, görebildiğimiz yerlerin hepsini sizle paylaşmaya çalışacağım. O zaman simidimden ve peynirimden bir lokma alıyorum ve güne devam ediyoruz. Gelibolu Yarımadası'nın en güneyinde Seddülbahir köyünde yükselen Mehmetçik Feneri, Fransız Fenerler İdare-i Umumiyesi Müdürlüğü tarafından 1856 yılında tamamlanmış. Kırım Savaşı sonrasında inşa edilen bu fener askeri gemilere yol gösterme amacı taşıyor. Çanakkale Savaşı'ndan sonra ismi Mehmetçik Feneri olarak değişen bu anıtsal yapı içinde Çanakkale Deniz Muharebeleri ve müttefik donanmasına ait gemilerle ilgili bilgilerin dışında Harbiye Askeri Müzesi Komutanlığı envanterinden de eserler görmeniz mümkün. Tarihi Yarımada'yı gezdikçe insan kendini bir garip hissediyor ya. Yani burada şu an oturduğum koltuk bile eski bir tüfeğin bir mekanizmasını buraya koltuk haline getirmişler. Yani her yerde insanlar burayı vermemek için mücadele etmiş. Her koyda, her alanda, yani kelimelerin yeterli olmadığı bir yerdeyim şu an. Keşke daha önce gelseymişim buralara. Çok pişman da oldum. Ayrıca aslında rotam buradan Gökçeada'ya gitmek. Burada gönül ister ki insan birkaç gün kalsın ve buraları doyasıya geçsin ve aslında bu tarihi tam olarak bilsin. Tabii ki okullarda öğretilenden çok daha farklı bir duygular burada olmak. Buraya gelince tabii özellikle motosiklet kullananları önceliklendirerek söylüyorum. Harika yolları var. Gerçekten virajlar, asfalt kalitesi muhteşem. Hem buraya gelip tatilinizi yapabilirsiniz. Burada pansiyonlar, oteller, lokantalar, kahveler, çok güzel yerler var. Hem de tarihimizi doya doya olduğu yerde öğrenebilirsiniz. Şimdi daha fazla güneşi kaçırmadan gezmeye devam edelim. Cumhuriyet'in 100. yılında şehit kanıyla yoğrulan bu topraklardaki yolculuğum devam ediyor. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin anısına dikilen Çanakkale Şehitleri Anıtı'na vardım. 1954 yılında başlanan ve 1960 yılında tamamlanarak ziyarete açılan bu anıt, her bir köşesinde ayrı bir hikaye barındırıyor. Acı, gurur, namus, hüzün ve cesaretin karışımıyla yoğrulmuş bu mekanı anlatmak için kelimeleri bulmak gerçekten çok zor. Alçıtepe'de Salim Mutlu Müzesi'ndeyiz. Salim Mutlu amca 1961 yılında burada
özel savaş harp koleksiyonu yapmış ve bu konuda da aslında ilk müzeci kendisi. Civarda bulduğu objelerle burada müzeciliğe başlamış. Hatta devlete de bu konuda oldukça destek olmuş. Burada da iki bölüme ayrılmış. Çok güzel, mütevazi bir müzesi var ve çok özel objeleri burada sergiliyor. İşte burada savaşta kullanılan şarapnel parçalarından bombalara kadar bütün orijinal objeleri görmeniz mümkün. Hatta burada mesela şimdi böyle bir sürü nallar görüyorsunuz. Şimdi normalde bu bir at nalı. Fakat burada kocaman bir at nalı görüyoruz. Bu at nalı da bu savaş toplarını çeken hayvanların nallarıymış. Burada aslında ilk mayın örneklerinden bir tanesini görüyoruz. Orada da dört parçalı bir demirle bu Fransızlar giderlerken arkalarında bunları atıyorlarmış. Arkadan gelen askerlerin hayvanların ayaklarına bassınlar da onları takip edemesinler diye. Bunun dışında da mesela ilginç olarak yine savaşta kullanılan kılıçlar ve de orijinal silahları burada görebiliyoruz. Oldukça değerli ve geniş bir koleksiyona sahip. Diğer bölümde zaten size böyle kafatasının içine girmiş bir kurşun göstereceğim. Şu şarapnel parçaları, bombaların içine böyle küçük misketler koyuyorlarmış daha da çok zarar versin diye. Kolay kazanılmamış bu topraklar gerçekten. Salim Mutlu Müzesi ikiye ayrılmış. Öbür tarafta savaş hatıralarını görürken bu tarafta daha savaşın insani objelerini görüyoruz. İşte yemek yedikleri kaseler, efendim söyleyeyim işte çatal, kaşık, kullandıkları eşyalar. Hatta burada çok enteresan Salim amca Türkiye'nin 81 ilinden toprakları toplayıp burada 81 ilin farklı toprağını burada bir koleksiyon haline de getirmiş. Bu da çok enteresan, çok hoş bir detay olmuş. Onun yanında işte kullandıkları küçük aksesuarlar, kolyeler, paralar. Fakat burada demin söylediğim kafatasının ve kemiğe saplanmış savaş zamanında şarapnel parçalarını da burada görmeniz mümkün. Bir de hazır bu haritayı bulmuşken şu haritada bir detay göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı hem kara savaşı hem de deniz savaşı olarak cereyan etmiş. Aslında deniz savaşı dedikleri nokta bu boğazın giriş kısmı, kara savaşı olarak nitelendirilen bölümse direkt şu Kabatepe ve şu koylardan oluşan bölüm. İlk önce düşman denizden girip burayı çok kolay bir şekilde geçebileceğini düşünmüş. Fakat tabii ki Türk askeri burada bunların geçişine izin vermemiş. Daha sonra karadan girip boğaz savunmasını etkisiz hale getirmek istemişler. Ama tabii ki kahraman Türk askeri buna izin vermiyor. Evet, gerçekten çok hoş bir müze. Sizin de yolunuz bu taraflara, tarihi yarımadaya düşerse muhakkak Salim amcanın müzesini gezin. Kırmızı Sırt, Anzak Siperleri. 19 Mayıs 1915'te binlerce askerimizin şehit düştüğü, çetin muharebelerin yaşandığı bir nokta. O günkü saldırı başarısızlıkla sonuçlanmış ve yaklaşık 3000 askerimizin hayatını kaybetmesine neden olmuş. Saldırıdan 5 gün sonra siperlerin arasında kalan şehitlerimizin bedenleri sıcaktan kokmaya başlayınca taraflar arasında 9 saatlik bir ateşkes ilan edilmiş ve ölen askerler toplu mezara gömülmüş. Bu toprakların adı o kayıplardan sonra Kırmızı Sırt olmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle biz burada bir Darül Fünun gömdük. Çanakkale Savaşı'nın kara savaşları için çok önemli bir öneme sahip olan Anzak koyunu gören Serçe Tepe'nin üstündeyim şu anda. Buraya geldiğinizde zaten Anzakların ilk çıktığı siperleri görüyorsunuz. Şimdi burada tabii normal gittiğimiz müze falan gibi değil de gerçekten burada yaşanan şeylere dokunabilecek kadar yaklaştığınızda insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu siperlerde 50 metre karşılıklı olarak Anzaklar ve Türk ordusu savaşıyormuş. Hatta daha önce gittiğimiz Salim Mutlu Müzesi'nde bir detayı size göstermeye atlamış olabilirim. Havada çarpışan kurşunların olduğu bir bölüm vardı, orada sergileniyor. Bu, yani hangi savaşta böyle bir detay vardır bilmiyorum. Savaşın ne kadar sıcak geçtiğinin bir göstergesi aslında bu. Anzak askerleri Anzak koyundan yukarıya doğru Conk Bayırı'na doğru çıkıyorlarmış. Bu arada bir detay daha vereyim. Buradan çıkan müttefik ordusu Türk ordusunun neredeyse 3 katıymış. Fakat Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusu cesurca ve kahramanca
ve de çok centilmen bir şekilde bu savaşı kazanmayı başarmış. Buraları gezip görünce de gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Size ben taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Yarbay Mustafa Kemal bu sözleriyle 57. alaya hitap ediyordu. 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı'nın kahraman komutanı Hüseyin Avni Bey bu emirle Arıburnu'ndaki Anzak çıkarmasına karşı koymak ve 27. alaya yardım etmek üzere harekete geçti. Bu çatışmada çok sayıda şehit verecekti. Ancak başarılı olacak ve düşmanı püskürteceklerdi. Şu an Conk Bayırı'ndayız. Düşman kuvvetlerinin topraklarımıza ilk taarruz ettiği yerdeyiz. Neden buraya taarruz ettiklerini buraya çıkınca daha net anladım. Çünkü sol tarafıma baktığımda Çanakkale Boğazı'nı, sağ tarafımda ise Ege Denizi'ni bu noktadan çok net bir şekilde görebiliyorum. Ayrıca burası farklı bir öneme sahip. Atatürk'ün orduları koordine ettiği noktalardan bir tanesi. Burada da Türk milletinin talihini değiştirecek bir olay oluyor. Bir düşman topunun şarapneli Atatürk'ün göğsüne isabet ediyor ama Atatürk göğsünde taşıdığı saat sayesinde bu mutlak ölümden küçük bir yaralanmayla kurtuluyor. Gelibolu tarihi yarımadası her yöne baktığınızda tarihimizin derin izlerini görebileceğiniz hüzünlü bir mekan. Vatan savunmasına şehit düşen nice can bu toprakların altında huzur içinde yatıyor. Ruhları şad olsun. Onların hakkı ödenmez. Gelibolu'dan sonraki durağım Gökçeada olacak. Feribotla yaklaşık 2 saat sürecek bir yolculuk sonunda adaya ulaşacağım. Deniz sakin, hava güzel. Feribotla Gökçeada'ya geldim. Gökçeada'ya gelince de hemen bavullarımı otele bıraktım ve de kendimi arkasındaki bu güzel caddeye attım. Burası şu an püfür püfür esiyor. Harika bir esinti var şu an burada. Kahvemi de yudumluyorum. Hava zaten sabah çok sıcaktı. Şu an keyfime diyecek yok. Zaten bir de mevsim olarak da buralar aslında gelmek için Eylül'ün sonu en güzel zamanları. Çünkü oldukça tenha. Tam benim istediğim gibi yani. Buraların keyfini daha güzel bir şekilde sürebiliyorum. Şimdi kahvemi içtikten sonra dinleneceğim ve de yarın Gökçeada'yı gezmeye beraberce başlayacağız. Kaleköy, eski adıyla Castro, Gökçeada'nın en canlı ve renkli köşelerinden biri. Ancak şu anda sadece rüzgarların taşıdığı gizemli sesler dışında hiçbir şey yok. Gökçeada'daki gezime başladım. İlk önce Kaleköy'e gittim. Fakat tabii sezon dolayısıyla her yer bomboş. Bir de bugün şansıma, dün hava çok güzel olmasına rağmen bugün aşırı bir rüzgar var Gökçeada'da. Biraz hava kapalı. Dolayısıyla insanlar biraz daha herhalde evlerinde olmayı tercih etmişler. Ama böyle gezmek de oldukça keyifli. Oradan da Zeytinliköy'e geldim. Zeytinliköy'ünde Arnavut kaldırımlı yollarından yukarıya çıkıp
buranın meşhur dibek kahvesiyle sakızlı muhallebisinin tadına bakacağım. Çok güzelmiş gerçekten. Bir de kahvemizin tadına bakalım. Harika. İkisi gerçekten çok uyumlu. İmroz gezisi beklendiği gibi sakin başlamış gibi görünüyor. Şimdi Tepeköy'e doğru yola çıkıyorum. Orada tarihi bir çınar ağacı ve muazzam bir manzara beni bekliyor. Gökçeada'da karşınıza çıkacak en yaygın manzara, adanın her yerinde dolaşan, sahipsiz gibi görünen keçi ve koyun sürüleri. Aslında adanın sahipleri onlar. Tepeköy, volkanik Aya Dimitri Tepesi'nin yamacına kurulmuş bir köy. Genellikle yüksek noktalara konumlanmış olan Rum köylerinin en yükseği. Eski adı Agridia. Mevsim gereği köy içine girmiyorum. Ancak köyün yanındaki Çınaraltı piknik alanında 630 yaşındaki muazzam çınar karşılıyor beni. Buradan manzara harika. Açık havalarda Semadirek ve Limni adalarını görmek mümkün. Gökçeada'nın en büyük çamaşırhanesi Dereköy Çamaşırhanesi'ndeyim. Gökçeada'da birçok köy var. Hepsini gezmeye çalışıyoruz ve her köyde çamaşırhane var. Ama bu çamaşırhane demin de söylediğim gibi Gökçeada'nın en büyük çamaşırhanesi. Zamanında haftada bir gün çamaşır günü olurmuş. Hanımlar çamaşırlarını buraya getirilmiş, dedikodu yaparlarmış, yemekler yerlermiş, sohbet ederlermiş. Aslında bir çeşit kadın günü diye nitelendirebiliriz. Dereköy'ün başka bir önemi de Türkiye'nin zamanında 2000 haneyle en kalabalık köy olmasıymış. Fakat buradaki Rumların göçmesiyle bu ünvanını kaybetmiş. Şimdi oldukça tenha fakat film platosu gibi şirin ve çok sessiz bir yer haline dönüşmüş. Bu çamaşırları dövdükleri yerin ismi Yunak'mış. Burada hem çamaşırları böyle dövüyormuş, hem dedikodunun dibine vuruluyormuş, hem de dolma kisleri yiyip güzel vakit geçiriyorlarmış. Adanın en batı ucuna doğru giderken, adanın merkezine en uzak köy olan Uğurlu'da gözleme molası verdi. Uğurlu Köyü, 1984 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen köylülerle kurulmuş. Muğla, Burdur ve Samsun'dan gelenler köyün nüfusunu oluşturuyor ve çoğunlukla üzüm yetiştiriyorlar. Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da, Türkiye'nin en batı ucu olan İncirburnu'ndayım. Gezebildiğim kadar köyleri gezdim ama size şöyle bir tiyoda bulunayım. Gökçeada'ya gelirseniz tüm köylere tek tek uğrayın ve de motorunuzu, aracınızı bir kenara bırakıp yürüyerek tüm köylerin içinde keyifle dolaşın. Ayrıca Gökçeada bir günde gezilebilecek bir yer değil, oldukça büyük bir ada. Buraya muhakkak 2 veya 3 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Asfalt kalitesi muhteşem, virajlar harika. Yani tüm motorcu dostların
muhakkak buraya gelmesi lazım. Buradan ayrıldıktan sonra Çanakkale üzerinden aşağıya Assos'a doğru uzanıp oradan da Ege'nin güzel yerlerini gezmeye devam edeceğiz. İmroz sürekli esen rüzgarlarıyla rüzgar sevmeyenlerin yaşayamayacağı bir ada. Adeta kocaman bir şehir olan Gökçeada'nın her köşesi farklı bir manzarayla dolu. Hava durumu nedeniyle görüntüler kuzey ülkelerinin hüzünlü ada yaşamını anlatan bağımsız filmleri andırıyor olabilir. Ancak güneş yüzünü bir gösterdi mi her şey aniden değişiyor ve güzel Ege Adası havası geri dönüyor. Gökçeada, rüzgar sörfünde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri. Burada senenin neredeyse 300 günü rüzgar sörfü için elverişli hava ve deniz koşulları bulmanız mümkün. Evet, burada daima esiyor.